değerlendirme almak üzere GCM Menkul Değerlere Dönelim Araştırma Direktörü Erdoğan Turan da karşımızda. Erdoğan, günaydın. Günaydın İnci. Zayıf bir açılışın ardından dakikalar içinde endeksin pozitif bölgeye ufak ufak geçtiğini, 77.700 seviyelerinde işlemler olduğunu görüyoruz. Bugün ABD'de tarım dışı istihdam verisi izlenecek. Nasıl bir gün beklersin? Zor bir gün bekliyorum aslına bakarsan. Çünkü kendi kulvarımızda olduğumuz ülkelerden iyi haberler gelmiyor. Dün akşam Moody's Güney Afrika'nın notunu bir basamak aşağı indirdi. Rusya kendini tekrar hatırlattı Ukrayna çatışmalarıyla. Rusya borsası bugün de düşüyor. Ruble'de bugün de değer kaybı var. Brezilya zaten malum sıkıntılar devam ediyor. Ve bugün tarım dışı istihdam rakamı gelecek. Dün hisse senetleri tarafında sert bir düşüş gördük. Kurda 2.26'nın üzerine çıktık, hala da oradayız. Tarım dışı istihdam rakamıyla piyasa yönünü netleştirecek. Ya biraz daha fazla düşmeye devam edecek. Endekste yakın vadeli destekler test edilecek. Belki aşağıda da inilecek. Kur tarafında tekrar 2.29'a geleceğiz veya kötü gelen, yani 230 binden aşağıda gelen belki bir tarım dışı istihdam rakamı bize bir miktar nefes aldıracak. Bu borsa tarafında belki 79 bin 80 bine doğru tekrar bir hareketlenme, kur tarafında tekrar 2.25'in altı demek olabilir. O yüzden öğle saatlerine kadar, 15.30'a kadar piyasanın artı eksi ufak hareketlerle devam edeceğini ama çok fazla bir yere gidemeyeceğini düşünüyorum. Pozitif veya negatif bölge anlamında. Hareketin netleşmesi için en azından bu tarım dışı istihdam rakamının gelmesi beklenecektir. Dediğim gibi eğer 240 bin üzerinde bir rakam görürsek bu gelişen ülke piyasaları, gelişen ülke para birimleri için iyi bir haber olmayacak. Beklentinin gerçekleşmesi durumunda, yani 230 bin gibi bir rakamın gelmesi durumunda biz yine kendi gündemimize, çevre ülkelerin gündemine döneceğiz. Beklentilerden düşük bir tarım dışı istihdam rakamında ufak bir nefes alma imkanına kavuşacağız. Çok teşekkür ediyoruz Erdoğan Turan, değerlendirmeleri için iyi çalışmalar diliyoruz. Evet, finansal piyasalarda hareketlilik devam ediyor. Gelişmiş ülke ve gelişen ülke piyasaları arasında bir ayrışma var. Doların değer kazanması içeride de zayıf bir tablo yaşanmasına yol açtı ama ufak ufak yukarı yönlü kıpırdanmalar var. Finansal piyasalarda Amerika'da açıklanacak.